Herkese selamlar dostlar. Coin Mühendisine hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta söylediğim gibi hiçbir abartı yok. Gerçekten üzerimize para yağacak. Yaklaşık 2-3 işlem yapacağız ve bunlarla birlikte ben de sayamadım belki 4-5 airdrop'u garantilemiş olacağız. Eğer siz de merak ediyorsanız, hazırsanız videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ki bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve tüm fırsatlardan anında haberdar olun. Boğa piyasası geldi arkadaşlar. Bunları kesinlikle kaçırmak istemezsiniz. Belki de hayatımızda bir daha gelmeyecek fırsatlar şu anda kripto piyasasında var. Bunu da demiş olalım ve artık anlatıma geçelim. Öncelikle dostlar bu videonun katıl öncelikli bir video olduğunu hatırlatmak isterim. Siz de bu tarz öncelikli videolardan yararlanmak istiyorsanız buradan Coin Mühendisi kanalımıza girdiğinizde katıl butonuna tıklayıp dilediğiniz kademeden üye olabilirsiniz ve bizim bu tarz öncelikli veya katıl özel içeriklerimize anında erişebilirsiniz. Bunu da hatırlattık ve artık asıl konuya geçelim arkadaşlar. Asıl konumuz tabii ki yapacağımız işlemler ve kazanacağımız airdroplar. Bu işlemleri bir Renzo 2 Stargate üzerine yapacağız ve asıl yıldız konuğumuz aslında bizim Linea Voyage'ın yeni etkinliği The Surge. The Surge etkinliği ile birlikte biz artık Linea üzerine likitte ekleyerek puan kazanacağız. Bildiğiniz gibi daha önce LXP kazanıyorduk. Linea Voyage vardı, Linea Park vardı. Hatta Linea Park artık son günlerinde eğer hala yapmadıysanız veya son haftaları falan yapmadıysanız Airdrop Mühendisliğindeki rehber videolarından yararlanabilirsiniz. Burada LXP puanı kazanıyorduk ve şimdi LXP L puanı kazanacağız. Yani LXP likidi de puanları kazanacağız. Bunlar da tabii ki Linea'nın airdrop yapacağı tokenlara dönüşecek. Linea'nın kendi tokenlarına dönüşecek ve değeri ciddi anlamda yüksek olacak. Zaten biz bu yüzden Linea'ya önem veriyoruz. Peki Linea dışında, yani bu video Linea airdrop videosu mu? Tabii ki hayır dostlar. Biz bu likiditeyi kazanmaya çalışırken aynı zamanda hem Layer Zero'nun hem de Renzo'nun airdroplarına katılmış ve bu airdropları kazanmış olacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şimdi detaylara inelim. Linea'nın görevleri aslında bize diyor ki gel diyor Ethereum'unu veya farklı varlıklarını benim ağımda tut. Şu anda yaklaşık 440 milyon dolarlık bir TVL'e yani toplam varlık değerine sahip Linea. Ve şunu diyor, ben bunu 3 milyar dolar yapma hedefi koydum. 3 milyar doları ya yaptığımda ya da 6 ay içinde bu etkinliği sona erdireceğim. Ve sonrasında çok yüksek ihtimalle airdrop artık yapacaklar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de Ethereum'larımızı Linea'ya aktarıp burada Liquid'de ekliyoruz. Liquid'deyi nasıl ekleyeceğiz? Yani illa bir DeFi platformuna gidip işte Ethereum, USDC falan değil. Aygenlayer gibi restaking yaparak diğer platformların airdrop'unu kazanmayı da garantileyerek biz bu etkinliğe katılacağız. Şu anda yıldızımız Renzo. Neden Renzo? Çünkü arkadaşlar Renzo hem Binance'ten hem OKEX'ten hem de birçok büyük yatırım kuruluşundan yatırım almış bir platform. Ya bu da demek oluyor ki Renzo'nun airdrop'u, yaptığı airdrop gerçekten değerli olacak. Token'ı geldiğinde bu launch pool'a vesaire de girebilir. O yüzden ümitliyiz ve Ethereum'umuzu biz Renzo üzerinden kilitleyeceğiz. İkinci seçenek de var. Ona hemen birazdan geleceğim. Renzo'nun linkini ben açıklamalar kısmına ve sabitlenmiş yoruma bıraktım. Buradan Renzo'ya giriyoruz. Şunu da asla unutmayalım. Linea ağında Ethereum'a ihtiyacımız var. Linea'da Ethereum'unuz yoksa ve direkt olarak Linea'ya Ethereum çekemiyorsanız Binance'ten, Arbitrum, Optimism veya Base ağlarına MetaMask'inizden Ethereum aktarıp Stargate üzerinden transfer diyorsunuz. Bakın burada tekrardan anlatayım. Sonra diyelim ki Arbitrum'da var Ethereum'unuz. Şuradan Ethereum seçiyorsunuz. İkinci kısımdan network olarak Linea, yine Ethereum ne kadar göndereceksiniz? İşte 1 Ethereum göndereceksiniz diyelim. Buraya yazıyorsunuz ve ardından transfere basıyorsunuz. İşlem bu kadar basit dostlar. Sonra Linea'da artık Ethereum'unuz var. Bakalım benim ne kadarım varmış? Şu anda işte 0.11 Ethereum'um varmış. Ben şimdi bunun büyük bir kısmını Renzo'ya kilitleyeceğim. Risk-take ekranına geldiniz, zaten link sizi buraya aktaracak. Şuradan tıklıyorsunuz ve burada Linea'yı seçiyorsunuz arkadaşlar. Diğer ağlardan da ekleyebilirsiniz. Hatta bence Ethereum üzerinden direkt eklemek de önemli ama hafta sonunu falan bekleyin. Şurada Gwei ücretleri düşük olsun. Yüksekken yaptığınızda cidden böyle uçuk fiyatlar, uçuk işlem ücretleri çıkabilir. Buna çok dikkat edin. Ne yaptık? İşte Linea etkinliğine katılmak için Linea'nın üstüne basıyoruz ve ardından Ethereum'u seçiyoruz. Artık şimdi Linea üzerinden Renzo'ya istediğimiz gibi Ethereum restaking yapabiliyoruz. Bunun avantajı ne? Biz buraya Ethereum kilitlediğimizde bakın hem Aygen Layer puanı kazanıyoruz
hem Renzo puanı kazanıyoruz. Hem Aygün Lair airdropunu hem de Renzo airdropunu alacak konuma geliyoruz. Renzo'nun yapacağı airdrop da zaten cidden değerli olacak. Aetherfy airdrop yaptı mesela, insanlar binlerce dolar kazandılar. Son ay vesaire kitlemelerine rağmen. Son hafta kitleyenler bile inanılmaz büyük airdroplar kazandı. Renzo'nunki de çok benzer olacak. O yüzden kaçırmayalım. Şimdi ben buraya 0.1 Ethereum kitleyeceğim. Bakın 327 dolar ediyor. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Eğer siz buraya 15 Nisan'a kadar 0.1 Ethereum üzerinde varlık yatırırsanız, Linea'dan bahsediyorum, Renzo için değil sadece, size erkenci bonuslarını kazandırıyor ve bu bonuslarda sizin, bakın şurada hemen hızlıca göstereyim, bonus puan almanıza sebep oluyor. Yani siz 1 puan kazanacağınız yere 1.5 puan kazanıyorsunuz. 1000 LXP'le kazanacaksanız 1500 kazanıyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Tabii ki parayı bir ay boyunca çekemediğinizi de yine hatırlatayım. Bakın burada voltlara bölmüşler. 6 tane volt var. Hepsi de bir ay ediyor. Dediğim gibi hani 6 ay sürecek demiştim videonun başında. Bunların hepsi birer ay arkadaşlar. Ha olur da Linea bunu 3. ayda falan kapatırsa zaten şu son 3'ünü komple siliyoruz ki bence 3 milyar dolara ulaşması 6 ay falan da sürmeyecek. Manta aynısını yapmıştı hatırlayacak olursanız ve çok da başarılı olmuşlardı. Yani ciddi anlamda büyük bir varlık topladılar ağlarında. Linea da bence bu şekilde başarılı olur. Yani böyle son böyle 4-5-6. Aylara kalacağını pek düşünmüyorum. Zaten boğa piyasası da var. Yani boğa piyasasındaki fiyatların yukarı yönlü hareketi de destekleyici olacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar ben buraya 0.1 Ethereum'umu kilitliyorum. Ve cüzdana gelen uyarıyı onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi zaten Linea'da işlem ücretleri oldukça düştü. Yaklaşık 40 centlik bir işlem ücreti ödeyerek Linea üzerinden Renzo'ya 0.1 Ethereum'u kilitledim. Ethereum'dan bunu yapacak olursanız tabii ki çok daha fazla çıkacak. O yüzden ben size hafta sonunu düşük işlem ücretlerinin ödendiği zamanları bekleyin diyorum. Evet, EZ, ETH'mizi aldık. Ethereum'umuz şu anda Linea ağı üzerinden Renzo'ya kilitlendi. Şimdi bu EZ, ETH'leri ne yapabiliriz? Birincisi direkt cüzdanda tutabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bunlardan sıkıldım, satmak istiyorum diyorsanız SyncSwap'i açıp oradan direkt Ethereum'a geri takas yapabilirsiniz. Şunu diyenler de olacaktır. Hani Aygün Lair'da havuzlar kapatılmıştı vesaire. Burada görmüş olduğunuz gibi Ethereum deposits are never kept on Aygün Lair diyor. Yani Aygün Lair'in sitesinde de görürsünüz orada. Direkt Ethereum kullanarak siz kendi Aygün podunuzu oluşturabiliyorsunuz. Zaten bu uygulamaların çalışma prensibi de o şekilde. Kendi Aygün podlarını oluşturuyorlar. Siz direkt oraya daha önce stake edilmiş Ethereum'unuzu restake yapmıyorsunuz. Burada Renzo'ya veriyorsunuz. Renzo sizin Ethereum'unuzu alıp kullanıyor. Kendi Aygün poduna koyuyor. Kazandığı Aygün Lair puanlarını da size geri dağıtıyor. Zaten buradan detaylarını görebilirsiniz. Direkt kazandığımızın hepsi EZET holderlarına gidiyor. Burada yazıyor. Şimdi ikinci seçenek nedir? EZET'yi cüzdan dışına tutmaktan başka. Burada bakın DeFi diyor. DeFi'ye tıklayın. Burada EZET'lerinizi DeFi üzerine kullanabileceğiniz tüm platformları görebiliyorsunuz. Şuradan bizim şu anda ana amacımız Linea olduğu için Filter By diyor. Şu All Chains'e tıklayın ve buradan Linea'yı seçin. Bakın Linea'da Zeroland, Mendy ve Nile üzerine kitleyebiliyormuşuz. Benim tercihim Zeroland ya da Mendy olacaktır. Nile'da EZETH'li kitlesi eklemeniz gerekiyor. Yani boşu boşuna benim Ethereum'larım düz kalmasın, EZETH'ye çevireyim. Aygün Lair ve Renzo puanı da kazanmak istiyorum. O yüzden benim tercihim Zeroland ve Mendy olacak. Şunları bir açalım. Ama asıl tercihim Zeroland olacak. Neden? Çünkü Zeroland'in airdrop'u da geliyor. Siz buraya EZET'ye kilitlediğiniz zaman Aygün Lair'in, Linea'nın ve Renzo'nun üstüne bir Zeroland'den airdrop alıyorsunuz. Yani 4 etti burası. Zaten burada detayları yazılmış. Hatta ve hatta normalde mesela 100 dolarlık bir likitte eklediğiniz Zeroland'e, Zeroland EZET'ye koyduğunuz için size aslında 200 dolarmış gibi puan veriyor. 2x Zero Gravity Points olduğunu görebiliyorsunuz. 2 ila 6 kat arasında EZ Points, yani Renzo'nun puanını kazanıyorsunuz. 1 ila 3 kat arasında Aygün Lair puanı, EXP'le ve Turtle puan kazanıyorsunuz. Yani bakın burada 5 farklı puan kazanıyorsunuz. Bir de üstüne bundan 0.20 Early Zero puanı kazanıyorsunuz. Bunlar da zaten direkt olarak token'a dönüşüyor. Yapmanız için bakın şuradan tıklamıştık zaten. Supply diyorsunuz ve buradan ister maksimum ister de istediğiniz kadarını Zeroland'e koyabiliyorsunuz. Benim tercihim ne olacak? Tabii ki bunlar çok güvenli uygulamalar. Yani auditleri yapılmış çeşitli siber güvenlik firmaları tarafından ama ben yine kendimi riske atmayacağım ve yarısını buraya, yarısını da Mendy'ye koyacağım. Tamam, Zeroland'e geldik. Öncelikle bir approve etmemiz lazım. Elimizdekileri kullanma izni vermemiz lazım. Ben 0.5 koyacağım. 0.5'lik izin veriyorum. Onaylıyorum. Approve'dan sonra da supply EZET deyip tekrar gelen uyarıyı onaylıyoruz ve böylece EZET'lerimizi, yani Renzo's Restaked Ethereum'larımızı Zeroland'e koymuş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi dashboard kısmına geldiğimde ben buraya koyduğum EZET'leri görebiliyorum. Şimdi şu da çok soruluyor. Bazıları
etkinlik devam ederken parasını geri çekmek istiyor çeşitli ihtiyaçlardan dolayı vesaire. Ben bunu da direkt göstereyim. Zirolen'de geldiniz, dashboard kısmına tıkladınız. Bakın burada withdraw diyor. EZT'nin hemen yanında. Buna tıklayın. Burada keep farming ya da continue anyway diyecek. Aşağıdakine basıyorsunuz. Buradan çekmek istediğiniz miktarı yazın ya da maksimuma tıklayıp şuradan aşağıdan withdraw EZET'ye tıklayın. İşleminiz bitmiş olacak. Hepsini tekrar cüzdanınıza çekeceksiniz. SyncSwap'e gidin. Şuradan hatta direkt size canlı canlı göstereyim. Buradan aşağı taraftan EZET'yi seçiyorsunuz. Satmak istediğiniz miktarı girin. %100 ya da fark etmez ne kadarını satmak istiyorsanız. Ardından öncelikle unlock deyip harcama izni veriyorsunuz. Sonra da satışınızı yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi Zirolen tarafı bu kadardı. Gelelim Mendy tarafına. Mendy'ye de girdiğinizde bakın aşağı tarafta EZET'yi zaten göreceksiniz. Üstüne tıklıyorsunuz. Supply kısmında nasıl çekeceğim derseniz de zaten withdraw tarafından maxlayıp ya da ne kadar çekmek istediğinizi buraya girip withdraw'a basacaksınız. Bu kadar basit. Buradan ben kalanı maxlayacağım. Öncelikle bir approve ediyorum. Cüzdanımdaki EZET'lere harcama izni veriyorum Mendy'ye. Sonraki bir onayla. Approve işlemi bittikten sonra da supply deyip Mendy'ye de EZET'lerimi koymuş olacağım. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Ya başka türlü bir imkanımız yok mu? Neden biz işte restake Ethereum koyuyoruz buralara? Bakın şuradan puan kısmından göstereyim. Burada aslında Linea henüz tüm detaylar yayınlanmadı. Hani şuralara koyun, bunu yapın, şunu yapın denmedi. Ama bize önemli bir örnek tablo yayınlamışlar. Diyorlar ki merkeziyetsiz borsalarda Ethereum veya Liquid Restake Token koyarsanız yani Renzo Ethereum gibi bunlara bakın high weight yani yüksek ağırlık vereceğim puanda. Aynı zamanda lending platformlarına yani borç alma verme platformlarına ETH veya yine LRT koyarsanız yüksek ağırlık vereceğim demiş. Bir de Bridges Pools var. Burada da Ethereum ve Stables yani stabil coinlere ben yüksek ağırlık vereceğim demiş. Bridges Pools ne demek? Burası da benim aklıma direkt Stargate'i getiriyor. Stargate bildiğiniz gibi Layer Zero'nun ana köprüsü. Layer Zero airdrop'unu da sizlerle birlikte kasıyoruz. Burada bakın şurada Pool diye bir kısım var. Ve bu Pool kısmında Linea üzerinden Ethereum veya diğer şeyleri ekleyebiliyoruz. Şuradan Linea'yı seçip hemen size göstereyim. Şu anda Linea üzerine sadece Ethereum ekleyebiliyoruz. Diğer ağlarda stable coin'ler falan da var. Ama benim tercihim Stargate üzerinden buraya Ethereum eklemek olacaktır. Zaten hepsini aşağı yukarı aynı puanı alacağız diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu yaptığınız aslında siz Layer Zero airdrop'una da belki katkı sağlıyor olabilirsiniz. Layer Zero buna bakarsa ciddi anlamda büyük bir katkı elde etmiş olacaksınız. Eğer bunu yapmak istiyorsanız Linea üzerinden nasıl yapıyorsunuz? Hemen göstereyim. Benim yaptığım gibi pool'a geliyorsunuz. Network Linea seçtiniz. Ve burada çıkan Ethereum Linea'nın üstüne tıklıyorsunuz. Ardından ne kadar Ethereum eklemek istiyorsunuz? Onu seçeceksiniz. Maksimum ya da buraya yazın. İşte 1 Ethereum eklemek istiyorsunuz. Artık ne kadarınız varsa. Ondan sonra şurada aşağıdan ekleme butonuna basıyorsunuz. Önce harcama izni sonra ekleme işlemi tamamlandı. Ardından bakın burada Farms var. Farm'a yine koymayı unutmayın. Farms'dan ETH Linea'yı seçiyorsunuz. Biraz önce burada pool'a koyduğunuz ETH Linea'lar burada gözükecek. Max diyorsunuz. Get LP token diyorsunuz. İşleminiz bitiyor. Ben zaten daha önce yaptığım için tekrar yapmadım. Hatta buradaki miktarımı da biraz daha artırmayı düşünüyorum. Daha fazla puan kazanabileyim. Açıkçası benim için Linea airdrop'u önemli. Umarım bu videoda işlemleri yapan herkes çok güzel airdroplar kazanacak. Ben bundan eminim arkadaşlar. Yani Renzo'yu, Zirolend'i, Linea'yı, Layer Zero'yu konuştuğumuz, daha adını saymayı unuttuğumuz protokoller varsa kusura bakmasınlar. Bu kadar fazla protokolden biz airdrop alacağız. Yaptığımız işlemde arkadaşlar 2-3 tane işlem yaptık. Şurada 3 tane işlem yaptık. Bir de bonus target 4 işlem. Bakın 4 işlemde kaç tane projeden airdrop alacağız ve bunlar ufak böyle $50'lık, $100'lık airdroplar değil. Ciddi anlamda özellikle Renzo'nun, Linea'nın, Zirolend'in airdropları ciddi anlamda 4 haneli, 5 haneli dolarlar olabilir. O yüzden kesinlikle böyle göz ardı etmeyin, ertelemeyin de. Bence Linea puanlarını da kazanmaya başlamak için bir an önce yapın. Video esasında söyledim, tekrardan hatırlatayım. İhtiyacınız olacak paraları buraya kitlemeyin. Çünkü bir ay boyunca tutmanız lazım Linea'dan puan kazanmak için. Yani ihtiyacım olacak, işte yarın öbür gün kullanacağım ben bu parayı diyorsanız lütfen buraya koymayın. Çünkü öbür türlü siz kendinizi dara düşürüyorsunuz. Böyle ufak mevlalar atabiliyor bile olsanız, boşta anca öyle şeyler bile varsa öyle yapın dostlar. Bu da benim naçizane bir önerim olsun. İleride başka problemler yaşanmasın diyelim ve videoyu noktalayalım. Umarım sizler için yararlı bir anlatım olmuştur. Eğer böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı, yorumlarınızı ve düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sizlerle birlikte orada konuşalım. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.